Peki. Öğretmen atamalarından başlayalım. Öğretmen atamaları yapıldı ama tatmin edici bir öğretmen atamasında yapılacak daha doğrusu. 20 bin öğretmen bugün Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Zaten dün ben şunu anlamıştım. Yani rakam işte 50 bin, 100 bin falan olsa kesin bunu Erdoğan açıklardı. Kimseye bırakmazdı. 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bunun açıklamasını yaptı. Şöyle dedi, %50 KPSS'den aldığınız puana bakılacak, %50 de mülakat. Yani aslında puanın daha yüksek olması gerekir. %50, %50 şey yapıyorlar, söyleyiverin bana, eşit bir şekilde değerlendirme yapıyorlar. Mülakatı hani kaldıracaktınız, güya eşitlik, güya eşit, bravo, sözde eşitlik. Hani mülakatı kaldıracaktınız, ha? O sözü yerine getirmediniz, yalan bir vaatti. Yalan boş bir sözdü. Çünkü neden biliyor musunuz? Mülakata neden ihtiyaçları var? Çünkü kendi adamlarını alabilmek için. Eğer atıyorum işte 10 tane adam alacaksa, 10 tane insan alacaksa, bu öğretmen olur, memur olur, şu olur, bu olur. Bunun 7 tanesini kendilerinden alıyorlar. 3 tanesini o mülakatı onunla zaten başarıyorlar mülakatta. Onları anlayabilebilmek için, onları anlamak için. Her şeyi de söyleyiverin bana. Kalan işte 3 taneyi de işte hak eden varsa gerçekten işte hem puanı hak etmiştir hem mülakatta da geçmiştir. Kendi görüşünden olmasa 3 taneyi de öyle alıyorlar. Yani kendi adamlarını atama kimin? Onun bunun yakını, amcasının oğlu, teyzesinin kızı, bilmem nesi, partili, il başkanının çocuğu, bilmem nesi. Yani zararlı zihniyet, hastalıklı zihniyetten bahsediyoruz. Ama bu hastalıklı zihniyet ülkenin damarlarına, ülkenin siyasetçilerine öyle ki sirayet etmiş ki artık bunu yani diğer partiler de yapıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi merkeze oynayan bir parti. Bir ay önce bir başarı elde etmiş parti ama bazı belediyelerine bakıyorsun. Onlar da amcasının oğlu, yeğeni, baldızı, bilmem nesi, bilmem nesi. Şimdi birazdan yine o konuya değineceğim. Merak etmeyin. Farklı farklı isimlerde duracaksınız. Ama şu an için konumuz öğretmen atamaları. İşte arkadaşlar bununla maalesef idare etmek zorundasınız. Yapacak bir şeyiniz yok. 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Branşlar da açıklanacak. Ve bununla birlikte %50 KPSS, %50 mülakat. Mülakatı adamlar utanmıyorlar bile ya. Biz bu sözü verdik bu millete. Tamam mı? Bu sözü vererek biz oy istedik bu milletten. Ve birçok insan da belki o şekilde bize oy verdi. Ama dertleri değil. Tamam ya diyor, ne fark eder ki diyor seçimi. Ha, branşlarda açıklandı mı? Özür dilerim. Onu kaçırmışım. Branşlarda açıklandı. Arkadaşlar bulacaklar. Bugün mülakat demek torpil demek olduğunu biliyorsunuz zaten. Mülakat torpil eşittir. Mülakat eşittir torpil. Yani bu kadar basit. İşte böyle bir dünya içerisinde veya böyle bir sistem içerisinde insanlar var olmaya çalışıyorlar. Kimileri atanacak, kimileri atanamayacak. Ha, iktidara yakın olanların çoğunluğu atanacak. Orada bir beklemeyin. Yani tarafsızlık odur budur vesaire gibi şeyleri maalesef sistem bu şekilde ilerliyor. Geldik. Öğretmen atamalarını bıraktık. Müfredata da bir bakalım. Müfredatta şunu söyleyeyim. Yani bakan diyor ki ya çok şeydir yani çocuklarımızı yetiştiren gerçekten geleceğe umutla bağlanabilecek nesillerin yetiştirildiği bir şeyden bahsediyoruz müfredattan ama sendikalara bakıyorsunuz ruhsuz insanların yetiştirildiği bir müfredat diyor. Birisi yalan söylüyor. Kim yalan söylüyor? Şimdi ben siyasetçiye inanmam. Tamam mı? Siyasetçiye kesinlikle inanmam. Yani sağından veya solundan hiçbirine inanmıyorum. Ama siyasetsiz de olmuyor maalesef. Ben burada kendimi biraz daha şeye yakın hissediyorum. Daha fazla bir şekilde sendikalara, eğitim sendikalarına ve bu konunun uzmanlarına biraz daha yakın hissediyorum. Çünkü 22 yıllık iktidarın yaptığı ortada. En azından şu atamalara baktığında, kayırmalara baktığında, mülakat eşittir, torpile baktığında eğitimin de aslında hazırlanan bu yeni 100. yıl eğitiminin de çok öğrencileri dünyaya hazırlayan batılı bir eğitim sistemi olduğunu düşünmüyorum. Neden diyecek olursanız sayfa sesleri sizi rahatsız edebilir. Kusura bakmayın. Çünkü başında bile arkadaş ne o 100. yıl bulamadım şimdi. Neydi bunların sloganı? Ha, Türkiye yüzyılı işte müfredatı. Ya arkadaş
Propaganda mı yapıyorsun? Partinin propagandasını mı yapıyorsun? He? Şimdi bu partinin propagandasını devlet propagandası diye yutturmaya çalışıyorlar, inandırmaya çalışıyorlar. Bu bir parti propagandası. Yani zaten izler de artık tamamen karıştığı için, yani Cumhurbaşkanı'nın görevi nerede başlıyor, nerede bitiyor, genel başkanlık görevi nerede başlıyor, nerede bitiyor, hangi slogan devleti anlatıyor, hangi slogan partiyi anlatıyor. Zaten 22 yıla baktığımızda da bir parti devlet modelini görüyoruz birçok yerde, A'sından Z'sine kadar. Az sonra Ziraat Bankası'nın genel müdürünün nelere kadir olduğunu da göreceksiniz. Yakın çevresini nasıl bir yerlere getirmiş onu da anlatacağım sizlere. İşte böyle bir sistem içerisinde siz öğrenciyi yetiştireceğinizi düşünüyorlar veya yetiştireceklerini düşünüyorlar. Ben inanmıyorum bunlara. İdeolojik bir müfredat olduğunu düşünüyorum. Zaten laik eğitim artık olmadığı için sadece adı laik eğitim, tarikatların ve cemaatlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Bu Milliyetin Bakanlığı'na da hiç güvenmiyorum zaten. Yazık böyle bir nesle. Ama mecbur insanlar, kimileri işte ilkokul, ortaokul ve lisede devlet müfredatının gösterildiği, yani devlet okullarına göndermeye zorunlu olan aileler de var. Kimileri şöyle yapıyor. Gerçekten çocuğum devlet okulunda okusun diye gönderenler de var. Çünkü diğer bazı işte özel okullara bakıyorsunuz, kolejlere bakıyorsunuz, şımarıklık. Yani parayı veren diplomayı alıyor. Parayı veren sınıf geçiyor orada. Eğitim kalitesi kimilerinde, hepsinde değil tabii ki ama düşük. Maalesef bu sistemsizlik ve ilkesizlik üzerine kurulmuş bir eğitimden bahsediyoruz. Aslında eğitim her şeyin başı. Maalesef bu eğitimi biz istediğimiz gibi yerine getiremiyoruz. Geldik sizlerin mesajları, ardından İsrail olayına bakacağız, epey bir konuşacağız. Yazılımcı geleceğin mesleği, çocuklarımız okusun yeter ki ideolojileri olsun demiş. Zeynep böyle söylemiş. Bu kadar din dersi zorlamasına rağmen yine hep insanların gözleri haramda oluyor. Nedendir acaba? Yani kişiden kişiye değişiyor. Z kuşağı gün yüzü görmedi diyor. Lütfen mesajlarınıza destek verirseniz. Yani genelde de hep bildiğim insanların mesajları. Yani Nermin Hanım atıyor, Nisa Abdullah atıyor. Kars'tan bizim Yıldırım atıyor. Yani farklı farklı insanların mesajları da olsa sevinirim. Daha güzel olur. Faysal, güzel, farklı bir kişi. Bugün hiçbir siyasetçinin kaygısı bu ülkenin geleceği veya devamlı değil. Yakınım bu görüşe. Günaydın abi demiş. Ufuk Altınay, arada ben de geliyorum demiş. Hoş geldin Ufuk. Sadece Z kuşağı mı? Y de arada kaynadı demiş. Çocuklar bıktık artık değişimlerden diyor demiş bir başkası. Günaydın Fatih Bey demiş. Aziz Tutuş, CHP'ye bakanlıklar teklif edildi mi demiş. Benim bir bilgim yok. Rica ediyorum. Farklı insanlar da buraya mesaj yapsın. Ben hep işte Yıldırım'ın mesajını okumayayım. Veya Nisan'ın mesajını okumayayım. Veya Nermin Hoca'nın mesajını okumayayım. Onlar da yazsınlar ama yani diğerleri de farklı işe girerse daha güzel olur. Fikirleri görelim. Bir mesaj var Ahmet koydu. Yalan dört nala gider, hakikat ise adım adım yürür fakat yine de vaktinde yetişir. Çok güzel ya. Çok güzel bir sözmüş. Harika. Bakın anket sorumuz var. Şu anda boş yaşıyoruz demiş Abdullah Çırpanlı. Anket sorumuzu Ahmet getirdi. Refah kapısına İsrail bayrağı dikti. Ne diyorsunuz? Gazze'nin hakimi oldu. Lütfen şıklar da var. Cevaplarsanız iyi olur. Geldik işgal dedik. Evet. Hangisi? Bir bakayım. Abdurrahim Karataş diyor ki Cellatina. Okuyuşa bak ya. Cellatina. Cellatina aşık olmuşsa millet ister çan dinlet ister ezan dinlet. O da güzelmiş. Cellatına diyor. Selamlar Nazilli'den. Toprağım siyasette olan hiçbir olaya güvenmiyorum demiş. %100 Hamas-İsrail senaryosu diyenler var. Peki teşekkürler Hasan, Uğur, Sevim, Ergün. Çok teşekkür ediyoruz. Oh be böyle yeni isimler gördüm. İlla bir şöyle bir yoklamak gerekiyor millete Ahmet. Şöyle bir harekete geçirmek gerekiyor. Farkındasın değil mi? MHP'de yine ayağa kalktılar. MHP liderini açıklıyor, alkışlıyorlar. Yani bir şeyler söyledi. Sinan Ateş'le ilgili olaylar söyledi. Ayağa kalkıp alkışladılar filan. Bugün saat 12'de önemli bir görüşme var.